İyi gözüküyorsun. İyiyim. Seni çok özledim. Bu anı beklemek bana güç verdi. Sana anlatacak o kadar çok şey var ki... heyecandan hiçbir aklıma gelmiyor. Meryem ablanın, abimin, Murat'ın, herkesin çok selamı var. Sağ olsunlar. Zorluk çekiyor musun? Yok. Ne yaptınız, yerleştiniz mi? Yerleştik, rahatız biz. Yakında dükkanı da açacağız yeniden. Aç tabii. Orada senin emeğin çok. Hem ne olursa olsun hayat devam ediyor. Etmeli. Temmuz'da sınavlarım var. Ayın 23'ü ile 24'ünde gireceğim. Çalışıyor musun? İşte. İşte deme, çalış. Para ihtiyacımız var mı? İdare ediyoruz. Onu gördün mü hiç? Mustafa seni rahatsız ediyor mu Fatma Gül? Yok. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Rahatsız etmek değilmiş niyeti. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sordun. Sormasın. Sakin. Konuşmadım, dinlemedim bile ben onu. Kovaladım gitti. Cezasını, Allah'ın cezasını! Tamam. Kerim. Abi. O herif bu durumu fırsat biliyor. Fatma Gül'ü uzak tut ondan. Tamam, merak etme. Tamam. Fatma Gül'ün yalnız kalması onun işine geldi. Yardım falan değil onun niyeti. Fatma Gül'ün gözünü boyamaya çalışıyor. Sakın abi, sakın. Fatma Gül'e yeniden zarar vermesine izin verme. Tamam. Tamam, sen bunu düşünme ne olur. Ben onun cevabını verdim, bir daha yaklaşamaz yanıma. Bir de bunu düşünme ne olur. Ömer hemen hemen kamp kurdu oraya. Bütün kasabalıyla konuşmuş neredeyse. Ağızlarını aramış yani, o gece şüphelendikleri kimseyle görüp görmediklerini sormuş. Dikkat çeken bir şey var mı onu araştırmış. Hala araştırıyor orada yani. Yaşananlardan ne haber? Onlar duruşmadan sonra fazla oyalanmamışlar. Hemen dönmüşler İstanbul'a. Bir kısmı karayoluyla, bir kısmı işte uçakla. Yani kesin bilgi bu. Onlardan biri olmadığı kesin. Ama onlar zaten kendileri yapmazlar ki. Adamlarına yaptırırlar değil mi? Hani bir adam vardı duruşmada. Hani abim hatırladı, bizim dükkanına çalışına da gelmişti. O adam var mesela. E tamam da o Mustafa'nın adamı değil miydi yani? Mustafa yollamıştı onu. Mustafa kimin adamı abi? Fatma Gül uzak dur heriften. O iğrenç heriften her şey beklenir. Biliyorum. Öyle duruşmada bir anda ağız değiştirmesi falan. Bunların hepsi numara. Pişman falan değil. Senin iyiliğin için de konuşmadı. Bunu çok iyi biliyorum. Bir niyeti var. Planı var belli. Sakın inanma. İnanır mıyım? Gün doğdu Alça. Beni buraya getirirlerken nasıl zevkle izliyordu. Ben buradan bir çıkayım, ona göstereceğim gününü. Sana yaklaşıp yardım teklif etmek neymiş, görecek gününü. Bana yaklaşamaz, sinirlenme lütfen. Gene de şu senin söylediğin adamı araştırmak lazım. Asu'yu adam getirmiş duruşmaya. Demek ki o da yaşananlar için çalışıyor. O gece o da dönmüş mü İstanbul'a, bir bakın bakalım. Tamam, bakarız. Merak etme. Adli tıp raporu benim aleyhime. E tamam da daha soruşturma devam ediyor. Abi, umut var mı? Umut hep var. Vakit doldu. Ama daha yeni geldik. Yarışma bitmiştir. Bu kadar çabuk mu? Biz o kadar çok bekledik ki bunun için. Kurallar böyle. Konuşamadık da Meryem abla seni çok sevdiğini söylememi istedi. Bizi merak etmesin diyor. Aklı hep sende ama o görüş için izin alamadı. Beni merak etmesin, ben iyiyim. Selam söyle. Temiz çamaşır getirdik sana. Yiyecek bir şeyler de koydum. Yengem de kurabiye yolladı. Sağ ol. Fatma Gül senin için çiçek yetiştirdi, onu da alırsın. Sahi mi?
Tutukluyu götürmem lazım. Bir dakika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.